YouTube'daki kardeşler, Demodi TV YouTube takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş Pendik Spor e, maç değerlendirmesiyle karşınızdayız. E, evet Berke'cim sendeyiz. Sen maçla abi ne diyorsun maça? Yani Beşiktaş'ın girerken de söyledim tekrardan söyleyeyim. Üç taraftan da baştan aşağı sorgulaması gereken bir maç oldu. Hem yönetim tarafını zaten başından beri konuşuyoruz ama futbolcu tarafından da hoca tarafından da sorgulanması gereken şeyler var ciddi ciddi. Karşındaki rakip ligin en zayıf, en kalitesiz ekiplerinden birisi. Ligin ilk haftasında da ligin en zayıf rakiplerinden biriyle oynadın. Orada zaten puanı kaybettin sen aslında ama Getson'un ekstrasıyla aldın puanı gittin. Bugün yine ligin en zayıf rakiplerinden birisi ve e, 90 artı bir tane Romero'ya yenildin. E, benim özet için söyleyeceklerim bunlar. Daha derinine gireceğim birçok konu var. Diyorsan sen de bir konuş bakalım. Abi maçı, maça çok kötü başladık. Dümenden bir duran top golü. Ee, i̇kinci yarıda Serkan Asan bizi mahkum etti. Yani Serkan Asan, yani zaten hücumda da bahsetmiyorum. İşte Muleka'nın onu üstünlük kuramaması, işte Getson'un üstünlük kuramaması vesaire. Ee, i̇kinci yarıda Serkan Hasan'a mahkum olduk. Yani adam bizi duman etti sağ tarafta. Ee, bunun sebepleri, ilk baştaki sebebi zaten belli. İki seneden beri bu sebep belli. Talişka, ya Talişka ya, ya istifa diyenler görmüştür. Yani Talişka alırsa da bu yönetim her türlü istifa. Talişka alınmamalı. İlk olarak cümlem bu. Talişka falan yok beyler. Yani bu takım devam edecek. Bir tane adam alırsa devam. Bu, takım, ya bu yönetimin 15 milyon euro maaş verme, 10 milyon euro bonservis verme hakkı yok. Ya öyle bir şey yok yani. Ee, taraftar gerekli tepki yani ilk sorumlusuna konuşmaya gerek yok. Taraftar gösterdi. Sahaya bir sürü pet şey aldı. Ben bu sene taraftarın sahaya inmesini vesaire bekliyorum eğer bu yönetim devam ederse. Ee, o kısımın orası öyle ee, Zaten e, Bence iyi transferimiz yok bu arada Say ile Chamberlain'i biraz dışarıda bırakıyorum <laughs> İyi transferi yok Beşiktaş'ın işte? İşte, e, Kim var transferlerden? Onana Adam her girdiğinde gol yiyoruz, rezil bir adam Rebiç, kendimizi kandırıyoruz İyi işte topu biliyor falan filan diye Bok gibi bir adam, 100 kilo Önce bir ayaklarını kaldırması lazım Terbiyesizlik de yapmaması lazım saha içinde Taraftarlar kavga etme potansiyeli de çok ciddi var bu arada. Yani terbiyesiz bir adam sağ içinde. Ee, kim var başka? Amarty. Amarty Beşiktaş'la yani yan yana geçmemesi lazım bu adamın isminin. Yani rezillik ötesi bir adam. Utanıyorum bu adamı gör gördüğümde sahada. Yani, i̇ğrenç bir adam. Onun dışında kim var başka Abistra yeni transfer Beşiktaş'ta? Yani dışarıda bıraktıklarının dışında aklıma birisi gelmedi. <laughs> yani. Rashissa var. Ee... Chamberlain var. Onları, onları dışarıda bırakıyorum. Ee, bence o, işte Chamberlain'de falso bir transfer her türlü. Beşiktaş'ın iyi transferi yok şu anda. Nasıl olacak bu iş? Hiçbir fikrim yok. Her neyse geçtik oraya. Şenol Güneş ve teknik ekip kısmına geliyorum. İlk hafta bok yedik. Ee, kara gömlek çok kandırdık kendimizi işte. İkinci yarı biraz toparladık oyunu. Chamberlain girdi biraz hareketlendi falan. Yine rezalet bir takım. Çok kolay bir fikstür de. ilk iki hafta 1-0 galibiyet. ikinci yarıda Pendik Spor'a bir birlik beraberlik. Yani kolay bir fikstürden rezil bir oyunla başladık. Ee, Şenol Güneş. Ben öyle şey yapamam yani. Ee, yönetim çok kötü. işte taraftar çok kötü. Futbolcular çok kötü. Hocalık, teknik ekiplik bir kısım yok. Bende o pembe götürlük yok. Hoca iki yani... ee, bence bir numara sorumlusu bu muhalifiyetin puan kaybının. Çünkü geçen hafta da takımın sahada bir isteği yoktu. Çaresi yoktu, şu su yoktu, bu su yoktu. Ee, bu hafta da aynı şekilde. Hoca da bence farkındaydı gayet. Ee, çok kötü bir futbol oynadık yani. Ne istek var, ne bir şey var. Yani rakibin çok kötü olduğunu farkındayız. Ben çok merak ediyorum. Bu Pendik Spor olur da küme düşmezse ne olacak da küme düşmeyecek? Yani İhtimal yok bir gibi hikaye... geliyor benim. Yani evet, kesin benim de yani. Ya Beşiktaş küme düşen bir takıma evinde 2 e, iki puan bıraktı diye başlık göreceğiz yani. Nasıl bir mucize olacak da Pendik Spor küme düşmeyecek? Yani eğer düşmezse çok merak ediyorum bu hikayeyi. Meraklı bekliyorum yani. Onun dışında Şenol Hoca'nın bence bir numaralı hatası. Yönetimi saymıyorum tekrardan söylüyorum. Ben yönetimler gitmezse yani hele hele böyle ikincilik, üçüncülük durumlarında olursak taraftar sahaya bile girer. Ben öyle söyleyeyim yani. Bu durumdan başarı çıkmasının ihtimal yok. Bugün Salih Uçan'ı izliyoruz. Şu an fotoğrafta diye aklıma geldi. Salih Uçan ne veriyor abi Beşiktaş'a? Yani tamam iyi oyuncu, yerli kuralı çok iyi katkı yapıyor. Salih Uçan'ın yani 1.4 milyon euro istemelik nasıl bir hakkı var abi Beşiktaş'ın? Işte işte? Ve çıkıp bunu adam sana ayar veriyor. Hakkı, hak ne diyor? Ne diyor Döner abi? Hani sinirliyim unuttum. Haklının acelesi yok diyor. Ve taraftar da artık öyle bir mallaştı ki bu yönetimin şeyinden doğru diyor abi haklı ne olacak doğru diyor yani der sen vereceksin işte şey diyor mesela taraftarın politikası şu Bahtiyar Zaynuttinov'a e, 4 milyon euro verirsen adam da onu ister. He, çok mantıklıymış be yani Bahtiyar'a 4 milyon yani yanlış yaptın Salih'e de 1.5 milyon euro ver. Yanlışı yanlışla düzelt. Yani nasıl bir mantık bu ya? Çok mantıklı. Taraftar iyi aptal oldu zaten. Artık o işten bir beklentim yok. Ee, şu anlık böyle girelim abi. Unuttum konularda. Sen devam et bir şeyler söyle. Ağzına sağlık Berke'cim. Ağzına sağlık derim sana sadece. Ee, sen yeni transferlerimizin herhangi bir katkısı olmamasından ve kötü transferler yapmamızdan bahsettin ama Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ı konuşurken hep şöyle diyorduk. 5 yaşın iyi bir 11'i var, iyi 10-11 oyuncusu var. Bugün Evet bahsettiğin o 10-11 oyuncudan en elle tutulur, öne çıkan, seni ileriye taşıyacaksa taşıyacak oyuncuların bir Abu Bakar, Ma maçta sahada yok. Bir Getson, söyledim size yani final işleri yok, geçen haftayı dolu geçtiyse bu haftayı %100 boş geçer. Diğeri de Masuaku. 90 artı 4'te yine yani Masuaku'yu övüyoruz, övüyoruz. Eleştirdiğimiz bir iş var. Bu saçma sapan, tamamen maçtan kafasal kopmaları. 90 artı 4'te geliyorsun. En alakasız yerde penaltı yaptırıyorsun. Yani sağ içinde en güvendiğin 3 adam e, patır patır bırakırsa... ...sen ligin sonuncusuna da evde puan kaybedersin. Alt ligin sonuncusuna da evde puan kaybedersin. Yani senin öğrencin olan Osman Özköy'lü içeriye bir tane Romero attı. Yani... Romero'yla seni yendi. Romero'nun yüzüne bakmazsın yani. Bakmamakta da haklısın. Romero topçu diye demiyorum yani. Ama içeriye bir tane Romero attı. Topla hareket edebilen. Hücumun yönünü değiştirebilen. E seni yendi maçın ikinci yarısında. Burada ben de ee, ciddi şekilde yani. Kesinlikle şu puan kaybının sorumluluğu hoca da. Açık şekilde hoca da. Ya en güvendiğin adamlara şey de ilave edeyim ben mesela. Benim ben çok biliniyor sevgim Ahacı Ahmetovic. Ahacı e. Ahmetovic rezaletti bugün. Pas hataları dışında da rezaletti. Ayakta duramıyor işte pas veremiyor vesaire takım yoruldu. Yönetime pay çıkan kısmı burası. Tak Onur Bulut, Salih Uçan hepsini dizlerinin üstüne çöktüler. Çünkü neden? 6 tane maçı sürekli 80'er dakika, 90'er dakika oynuyor adamlar. Yönetime patlayan kısmı burası. Ama hocanın şöyle bir şey var mesela. Hadi Pendik Spor kapandı sen açamadın. Öyle bir durum olsa tamam. Pendik Spor hiçbir şey yapmadı ki abi. Kendik Spor normal topu aldı, üstüne yüklendi. Serkan Hasan gol kaçırdığı için kendine kızdı. İşte reklam panolarını tekmeledi. Ee, Oscar Remora girdi. Adamlarda 10 numara var, bizde on numara yok dedik. Yani adamlar bizden net şekilde, hele hele ikinci yarıyı çok net şekilde oynadı. Abu Bakar mesela rezal etti bugün. Beş, belki Beşiktaş'ı iki hafta olarak değerlendirelim. Bak sana bir iki hafta değerlendirmesi yapıyorum Beşiktaş'a. Ligin en kötü iki takımıyla oynuyorsun. İstanbul'dan dışarıya çıkmıyorsun. Herhangi bir yere seyahat etmiyorsun. İki maçtaki gol, gol sayın iki. Birisi dakika 90. Getson'un saçma sapan kendisinden hiç de alışkın olmadığımız Beşiktaş kariyerinin ilk ceza sahası dışı golünü atıyor. Yani mucize bir golle 3 puanı son dakikada alıyorsun. Bugün bir tane duran top. Omer Koli şeyin pending stoperi Resul uykuya dalıyor. O Marcoly bomboş kalıyor, kafayı içeriye bırakıyor. Onu da bıraksın zahmet. Yani bir mucize gol, bir duran top golü. İki hafta ligin en zayıf rakipleri ve İstanbul'dan dışarıya adım atmamışsın. Ne konuşalım biz burada? Onun dışında hakem mevzusu abi. Hakem attığımız golde top bence dışarı çıkmıyor ve bunu Vardan da bence tespit edemiyorlar çünkü öyle bir açı yok. Yani hiçbir şekilde belli, net şekilde belli olan açı yok. Hmm. Vardan orada dediler ki. Yan hakem madem vermedi golü. E biz de vermeyelim şekli oldu. E, ne olduğunu hiç anlamadım. Penaltı olmaz diyorsunuz. Bence net penaltı pozisyonu. Bence de kesinlikle penaltı eğer fikrim koruluyorsa. Bal, baldırdan direkt şey yapıyor yani indiriyor adamı. Hı hı. E, ama ya bu iş pek bana mesela ben diyorum hep işte hakemin bu kadar etki ettiği bir şeye nasıl e, öyle bir şey gerek yok diğer dersin yani hakeme nasıl eleştirmezsin şekli hep söylerim kendimi ama yani bu maçın harbiden hakemlik hiçbir şey yok. Yani senin bu maçı zaten ilk yarı 3-0 yapman lazım ki yani adamlar zaten adamlar da pek bir şey yapmayın bugün e, Wellington Abubakar'ı kitledi. Geçen hafta Wellington 5 tane gol getirdi. mesela. Yani bugün Abubakar çok kötü falan vesaire ama yani Abubakar kötü olsa da bir şey etki etmez. Biz yani adamın üstüne gitmek Gitmeye niyetimiz yok. Öyle bir istek yok takımdan. Abi bugün Beşiktaş'ın pozisyonlarını bir akla getirelim. Beşiktaş bu pozisyona girdi de ulan şu gol karşıda üzüldük dediğin iki tane pozisyonu söylüyorum sana. İkisi de tüm Beşiktaş'ların hatta diğer takım taraftarlarında tamamen çöpe attığı kafadan çıkardığı Muleka'nın iki tane kafa vuruşu. Başka Beşiktaş'ın ulan şu golde kaçtı be. Tüh ya nasıl kaçar dediği pozisyon oldu mu? Mesela sen ekran başında bir Beşiktaş'sın dedin mi? Ulan şu golde nasıl kaçar? Aklına geliyor mu öyle pozisyon? Benim gelmiyor. Muleka'nın bir tane orta açtı. bakar vurdu ikinci devre. Ha evet evet. Bir tane de Muleka'nın çevir Ya 3 aksiyonunda da 3 aksiyonunda da tamamen kafadan çıkardım Muleka'nın şeyi var. Muleka ile Serkan Hasan'ın mesela abi Serkan Hasan'a şundan takalım orada Sürekli Serkan Hasan diyorum. Serkan Hasan e, Trabzonspor'da hazırlık maçlarında random takımlarla oynarken bile 45'te çıkan bir oyuncu. Yani hmm. Serkan Hasan'ın yani tipine bakınca bile anlıyorsun. Serkan Hasan'ın yani 5 taşı karşı bir şey yapabilme ihtimali yok. Savunma yapabilme ihtimali yok. Hücum yapabilme ihtimali yok. Serkan sürekli bundan dolayı isim vererek söylüyorum bu arada. Yani Muleka ile Serkan Aslan baş başa kalmadı. yani Üstüne gidemedi. Öyle bir şey olmadı hiç. İlk devre ne yaptık ben hiç anlamadım. Zaten maçlar 21:45'te başlıyor. 10.30'da devre. Yani ne olduğunu anlamıyorum. U uyudum. Geçen hafta da aynı şey. Yani hadi bu hafta böyle oldu işte. Biraz yorgun takım vesaire. Desek. Geçen hafta da aynı şey. Ve bizim şu anda fikir acayip kolay. Haftaya Adana Demir'e gidiyoruz. Adana deplasmanı. 40 derece dava. Orada ne yapacağız mesela? Yani hmm. Yensek mesela ne önemi var? Yani zor yene zor takım yenersin vesaire. Zaten önemli olan iş bu artık hep diyoruz işte bu artık ligde takımlar biraz kötüleşti. 15 maç 16 maç belki seyirler gelir şeklinde konuşuruz. Sen Pendik Pendikspor'a puan kaybediyorsan hele hele ligin ikinci haftası elinde oturmuş kadro şeklinde konuşuruz hep. İşte Beşiktaş'ın en büyük avantajı bu. Sen ikinci haftadan salmışsan işte takımdaki oyuncular yüklenmek istemiyorsa vesaire ne yapacağız yani ligin gidişatında ne olacak bilmiyorum ben e, maç içinde Spiker şunu söyledi Getson Fernandes'i ölmek için ilk yarının sonu ikinci yarının başları gibi İlk yarı istatistiği bu ikinci yarının başlarında söyledi Spiker Getson için Getson Fernandes hiç pas hatası yapmadı Beşiktaş'ın o mevkide oynayan Abubakar'ın sırtına yapışmış 10 numara gibi oynayan merkez orta saha oyuncusunun pas hatası yapması lazım. Bu adam pas hatası yapmıyorsa demektir ki bu adam hiç riskli pas denememiş ve bu adamın attığı paslar Beşiktaş'ı pozisyona sokacak paslar değil. O yüzden o pozisyonda oynayan Beşiktaş futbolcusunun hiç pas hatası yapmaması aslında olumsuz bir özellik. Hiç pas hatası yapmaması gereken adam Amir Hacı Ahmetoviç. Beşiktaş'ın e, başarılı zamanlarında e, Atiba'nın istatistikleri gelirdi. Atiba hiç pas hatası yapmadı. 98'e 98, e 98 pas isabetiyle oynadı. Okeydir. Ama Oğuzhan'dan öyle bir şey duymazsın. Sosa'dan öyle bir şey duymazsın. Bu adamlar pas hatası yapar. Yapmak zorunda. 4 tane pas hatası yaptıysa 5.de de o ince pası kaleciyle karşı karşıya bırakacak pası. Veya kanat oyuncuna bekin sırtından attığın direkt asiste çevireceği pası çıkartır. Dolayısıyla Getso'nun sürekli söylüyorum. Final işlerini artık yapabiliyor olması lazım. Yani... Yoksa e, Getson'u sadece çataçat oynadın, büyük maçlarda rakibi fiziksel olarak üstünlük koruyacağı, geniş alanlar bulup topla, yardırıp gideceği anlarda olumlu kullanırsın. Ve e, sana gelip kapanan özellikle iç saha maçlarında Getson'dan istediğini alamazsın. Ee, şey abi Getson mesela ikinci devre saçma sapan top sürüyor tamam mı? Ben mesela orada ekran başında diyorum ki sür. Neden sür Çünkü sürebilen adam yok takımda. Yani evet. herhangi bir şey yap deneyebilen adam yok. Dakika 90 geç son 3 kişinin arasına giriyor. Ne yapsın? Deniyor abi. Çünkü Şun, şundan dolayı hani yapabilen adam yok. Deneyen adam yok. İşte mecale olan adam yok. Geçen seneden beri aynı. Mesela geç ilk yarıda bir tane pozisyon var. Hani 3 kişi çalınmadı. Kaleye vurdu da dışarı kornere tutup. top. O pozisyonu mesela yani rahat bir şekilde geç sonu 5 kişi çalınmama nedeni Mulaka içeri doğru koşuyor. Hani aptal herifin dışarı doğru koşması gereken içeri doğru koşuyor. Yani Muleka'yı futbol öğretmeye çalışıyoruz. Muleka, Muleka'dan bakan bu çıkarmasını bekliyoruz şu an Ya gönderin şu yukarı adamı kardeşim ya. Ya ne bakan bu su ne mulekası ya. Bu adam futbolla alakalı en ufak bir şey yok. dün Icardi'nin attığı kafa golüne bak. Bugün bu salağın vurduğu kafa golüne bak. Yani kaleci iyi kurtarış yaptı diyoruz. Ya sen 6 pastan kafa vuruyorsun. Kaleci iyi kurtarış yaptı diyoruz ya. Biraz da e, şundan bahsedelim Berke. Senin fikrini de alayım o konuda. Beşiktaş e, yerli kuralına takıldığı için aslında iki tane e, 11 oyuncusu normalde yerli kuralı olmasa vazgeç vazgeçmeyeceği oyuncudan yerli kuralından dolayı değişikliklerde vazgeçti. E, Rozier'in yerine Onur Bulut geçti. Baca için yerine de Salih geçti. Yani sağ içinde bu oyuncuların yerine yerli adamları çekip ...yerine Oxlade ve Rashid oynaya girdi. Şimdi Beşiktaş yerli... ...yani bütün takımlar yerli kuralından... ...sıkıntı yaşayacak ama... ...5 e, yaşın daha az yaşayacağını düşünüyorduk. Şimdi sağ içinde... ...bu kadar değişiklik... ...bu kadar yerli oynama her zaman... ...olumsuz etki eder. Direkt değişiklikler yapılabilir miydi... ...sence? Ne diyorsun? Nasıl yani? Ben, sen bir tane örnek ver mesela abi. Yani... E, Bak direkt, ben şunu diyeyim mesela direkt Getson olarak... yerine Getson yerine Oks mesela ee, yok olmaz bence olmaz yani bence şundan dolayı yani bence Getson bir kere iyi oynuyor onun dışında ben Necip yani bunu öyle bir adam aldık ki yani ben Necip neredeyse Necip nefretimle ünlüyüm abiciğim Necip yani kaçtır Necip oynasın diyorum ya. Yani Necip bu adamdan daha iyi diyorum. Necip Amartin'den 10 kat daha iyi diyorum mesela. Yani Necip'in herhangi bir insandan herhangi bir alanda 10 kat iyi olma ihtimali yok ya. Necip mesela neyde iyidir? İyi antrenmana geliyordur mesela. 10 kat başka başka Necip'in herhangi bir insandan 10 kat iyi oldu alanı sanmıyorum yani. Ama Amartide 10 kat daha iyi. Her özelliği Amartide 10 kat daha iyi yapalım. Abi biz ki bu Amartide'ye biz 1.7 milyon euro maaş veriyoruz ya açıklandı. Mümkün değil inanmıyorum. Asla inanmıyorum. En az iki buçuk falan veriyoruz. Belki Üç yıllık kontrat biz... imzaladık. hiç kimse almaz Beşiktaş'tan. Söyleyeyim. Biz bir sağ stoper arıyoruz. Ee, ayağı iyi olsun. Öne iyi pas çıkarabilsin değil mi? Yani bir stoperde aradığımız özellik bu. Senin dediğin gibi 1.7 verdiğimiz söylenen stoperimiz kalecisine düzgün pas atamıyor ya. İki tane Mert'e pas döndü. İkisi de Mert'i bir tarafa birinde o tarafa koşurdu, birisinde de kaleci de kaleden çıkardı. Rakip yetişiyordu yani. Abi tamam öne pas atamıyorsun, bekine pas atamıyorsun. Bari kalecine güvenli dön. Orada yüreğimiz ağzımıza gelmesin sen pas oynarken. Çok Abi ikinci devre yani. her her maçtan bu tarz bir örnek çıkıyor ile ilgili. İkinci devre e, bizim sağımızdan rakibin solundan Hal, e, Halil top sürüyor. Halil neydi adamın adı? Akbunar. Halil Akbunar. Halil bunlar top sürüyor. Orta sahadan aldı. Bizim 6 pasa kadar getirdi adamı. Geri geri markaj yapıyor adamı. Hiçbir şey yaptı yok. Yani her hafta aynı şeyi söylüyorum. Adam asla hamle yapmıyor. Onun dışında yine bir tane Oscar Romero, Romero galiba ya da Turan mıydı hatırlamıyorum. Uzun top geldi. Omar Kolin'in tarafında adamı yine omuz omuza getirdi. Ya yani herifin savunmacılıkla herhangi bir alakası yok. Ben başka belki şeylerle alakası vardı futbolla ilgili. Onu da henüz görmedik. Ama savunmacılıkla herhangi bir alakası yok adamın. Necip'in neden oynamadığını anlamadım ben. Yani sakatlığı mı var bilmiyorum. Normalde Şenol Hoca'ya yeter artık Necip. İşte ne Necip'miş be kardeşi falan diye iki şey yaparız. Necip'ten vazgeçti adam bunun içinde şimdi. Hani niye böyle oldu hiç anlamadım. Yani Necip'in hayranı oldum ya. Beşiktaş orta sahasını her bozduğunda rakipten baskı yedi ve hepsinde rakip oyunu ele aldı. Yani en arkada Amir, Önlerinde Salih sonuçlusu üçlüsü bozulduğu zaman Beşiktaş her zaman sıkıntı yaşadı. Bunu nefçi Baki maçında da yaşadı. Neredeyse hani beraberlik geliyordu orada. Bugün de Pendik Spor maçında yaşadı. Bugün de kazayı yaptı. Bu üçlünün bozulmaması mı gerekiyor? Beşiktaş ee, yani Salih'le mi devam etmek zorunda? Oraya oksu monte etmeye çalışıyor. O zaman düzeni değiştireceksin. Yani nasıl bir orta sahi olmak zorunda Beşiktaş'ın? Ne düşünüyorsun? Abi sen de çok doğru bir yere geldin. Mesela dedik ki ilk başta transferler çok kötü. İyi transfer yok Beşiktaş'ın. Ya Beşiktaş'ın bir düzeni de yok ki şu anda. Ha Onana 4 4000 euro bonservis verdin. Onana'da bence şey Hoca'nın en ufak bir suçu yok. Tamamen yönetim çaktı. Onana'yı. Ee, yani nasıl bir dizilimle oynayacağız? Herhangi bir fikrimiz yok bence şu anda. Yani, ne yapacağımıza dair bir bilgimiz yok. Oxley chamberlain e, geç sonun muadili gibi düşünüyoruz ama emin de değiliz. Ee, Onana ne bok olduğunu anlayan yok. Amarty 3. stoper oluyor geldiği takdirde. Şey yeni bir tane daha stoper alacağız. 3. stoper olacak Amarty ki 3. stoper için bile seviyesi yeterli değil. Ee, Rebiç aldık. Rebiç 100 kilo. Yani ben Rebiç'le ilgili en büyük arzayı sana söyleyeyim mi abi? Ben, zaten ben gelirken de biraz kafamda vardı. Ee, Rebiç ilk mesela ne zaman Haziran ayında teklif yaptığımızda Rebiç'in cevabı şu olmuştu. Suudi Arabistan'dan, e, Amerika'dan, MLS'den Kesinlikle. teklif bekliyor. Rebic'in mentalitesi de demek ki ne abi? Ben 2 yıldır sakatım. Yavaştan da uyku moduna geçeyim. MLS'ten alayım 8 milyon euroyu, 5 milyon euroyu. Veya Arabistan'dan. Yavaştan emekliliği açayım ben. Zaten tatilini iyi yapmış. Hamburgerleri iyi yemiş sinek barlarda. 5 kilosu var minimum. Var. Ee, özel uçakla 2 günlük tatilde özel uçakla tatillere de gidiyor. Tabii maçtan sonra mesela maçı oynamadan tatile de gidiyor. Rebiç'te mesela bence kafada zaten bir tatil planı var Rebiç'in artık. Yani futbolu yavaştan bırakayım planı var. He, düzelir mi bilmiyorum. Nasıl yani düzelmesi teknik ekibin sorunu artık. Yani düzeltecekler bir şekilde. Onu bilmiyorum da. Yani adamın şu ana kadar yani kaç maç oynadı? İki tane Avrupa maçı oynadı. Oyunun sonradan girdi. Bir tane lig maçı, üç maç. Olumlu bir şey. Yani bana pek gelmiyor o kadar. Onun dışında Cenk, chatte Cenk adı gördüm. Cenk niye oynamıyor? Cenk sakat diye oynamıyor. Ama kadroya neye giriyor Cenk? Ve Cenk giriyor diye Semih Kılıçsoy alınmamış bugün kadroya. Semih Kılıçsoy'un sakatlığı olmuş. 3 hafta Katlıktan yokmuş. Bir, tamam, bir yerini yırtmış. Ondan dolayı yokmuş. Ee, bu şeyden nasıl çıkacağız? Mesela senin ona dair bir fikrin var mı? Bu sarmaldan nasıl çıkacağız? Yani sen muhtemelen çıkarız, düzelir diye düşünüyorsun. Ama ben de en başından beri diyorum ki mesela bugünkü puan kaybı sahayı su şişeleri yağıyor direkt. Zaten taraftar zaten burnunda ki sağ takım da oynamıyor. Yani bu şu an sezonun başı diye böyle belki yorumlayabilirsiniz. Ama ben bunun işte ne bileyim Ocak ayında da devam edeceğini düşünüyorum. Yani yönetim, taraftar, hoca, futbolcu yani bu gerilimden nasıl bir şey çıkacak ben anlamadım. Yani herhangi bir fikrim yok ve haklılar yani. Bunun ne olması gerekiyor? yönetimin en başından beri gitmesi gerekiyor. E gitmediği için de yani ne yapacağız bilmiyorum. Hani işler kötüye giderse tribünde kötüye gideceğini düş, düşünmüyorum. Beşiktaş 10-12 bin kişiye oynar işte kombineyi kim aldıysa oynar. Zaten e, 450 liraya kale arkası bileti satıyorsun. Kale arkalarını yine doldurabilmişsin. Millet sağ olsun yani e, aşından ekmeğinden arttırıp 450 liralık bileti almış da kale arkalarını doldurmuş ama Ligin ilk iki saha maçı Beşiktaş'ın e, pazar günü şey yapamıyorsun. Tribünleri dolduramıyorsun. Yani kapalının orada iki kenarda da boşluklar var. üstte de aynı şekilde. Dolayısıyla Beşiktaş puan kaybetmeye devam ederse ligi havlu attığı e, kış aylarında belli olursa kimse gelmemeye başlar. Kombinesi olanlar gider. Onun da yarısı gider. 10-12 bin kişiyi oynarsın. O da senin istediğin adam olur ne yönetim istifa duyarsın ne başka bir şey duyarsın o şekilde devam edersin Yani bu ligin başının Beşiktaş'tan beklenti olmasından dolayı gelen bir te tepki Zamanla herkesin beklentisi de gider herkes de unutur Yine beklersin işte yeni yönetim gelsin de bana talişka alsın diye Bu sefer yeni yönetimden talişka bekleme hayalleri kurarsın Ve taraftarın her zaman kendisine yeni bir hedef oluşturur Kendisini mutlu etmek için bir hedef koyar Hayalini kurar, o şekilde devam eder. Tom attığım tweet açar mısın? Açacağım mı? Aha. Beşiktaş'ın net golü güme gitmiş. Maso akının topu dışarı çıkmamış. Bu tweet ne tweeti? E, Engin Baltacı birazdan açıklama yapacakmış. E, yani Beşiktaş'ın net golü güme gitmiş birazdan yapılacak açıklamalar haklı. Yani yönetimde pek suç yok. İşte hocada pek suç yok. Vesaire. Bu onun tweet'i. Yani ön alma tweet'i bu. Peki ee, senin taraftarının, senin taraftarının tek derdi Beşiktaş'ın hakkını yedirtmeyin gibi soyut bir şey olursa onlar da bu adamlar da oraya ilk gördükleri yerde koşarlar. Ee, zamanında koşsalardı mesela şu an koşmalarına gerek yoktu. Şu anki koşmalarının psikolojisi şey ulan artık zaten bir gıdımlık canımız kaldı susmayalım işte dümenden susmayalım şeklinde çıkıyorlar şu anda. Yani zaman çıkması gerektiği zaman çıkmıyor. Şimdi artık can avlıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar işte yırtınıyorlar kendilerince haklı haksız. Ee... yani çok zor abi yani. Mesela ne diyeceğimi şu anda tıkandım. Doğru. Nasıl Doğru şey olacak? Peki Beşiktaş'tan bugün e, olumlu herhangi bir şeyden bahsedebilir miyiz? Aa dur dur. E, oraya sonra girelim. Ben ben şunu söyleyecektim. Olumluya en son girelim. Ben Beşiktaş'ın e, yeni transferleri sahaya atmasının biraz erken olduğunu düşünüyorum Şenol Hocam. Yani e, sanki taraftar da e, yeni oyuncuları görsün. Maç 1-0 okey ama rakibimiz çok zayıf. Yenileri bir içeriye atalım bakalım ne olacak şeklinde erken bir hamle yaptı bence. Aslında Şenol Hoca zamanında bundan çok fazla eleştiri almış bir hocaydı. Bunun tam tersinden. Ya Wagner'la almışız? Oynatsana. Negredo gelmiş. Bu Cenk Tosun ne alaka? Ee, niye oynatmıyorsun bu adamları diye baya eleştiri almış bir adam. Ama bugün tam tersini yaptı. Ve ben e, henüz maç kopmamışken... Hele ikinci yarı Romero'nun girişiyle Pendik Spor maça da ortak olmuşken e, takım kimyasını çok çabuk değiştirdiğini düşünüyorum. Yani neden o değişiklikleri yaptı sence? Ya gerçekten hani Raşit tamam hazır bir oyuncu olabilir. Raşit sayı belki atabilirsin ama Oksu içeriye atıp Oksu merkeze atıp Getson'u sola atıp bütün takım düzenini birden değiştirmek bence çok yersiz, çok alakasız. Beşiktaş'ın hiç ihtiyacı olmayan bir şeydi. Zaten ondan sonra yani o değişiklikleri yaptıktan sonra iyice Pendik maçı ortak olmaya başladı. 65-70'ten sonra yani e, babasıyla falan maçı izleyenler mutlaka duymuştur ya geliyor bak Pendik'in golü. Bunlar yine verecekler bu maçı. Haberiniz olsun şekli. Duymuştur mutlaka babasıyla isteyen izleyen herkes. Ben çok Ama erken bence, olduğunu düşünüyorum şeylerin, değişiklikleri. E, ya bence bir kere hocanın şöyle buyu var bence Raşisa ile başlaması gerekiyordu. Ne olursa olsun işte Onur Bulut e, iyi olsun. Yani ki bence gayet iyi gidiyor. Ama Raşisa ile başlaması gerekiyor abi. Yani hocada şu mentalite var. Yani bana önceden iyi katkı verenleri işte onların hakkını teslim edeyim. Onların işte yaptıklarını unutmayayım mentalitesi var. E, bu bence tartışılır bir mentalite. Ben ben pek o tarafta değilim. Yani al kenara. Al kenara iyiken al kenara. Tamam. Bak, yani bugün. Rashid Sayı dışarıda bırakalım. Rashid fikrine ben de katılıyorum. Başlamasına da katılıyorum. Sonradan girmesinde de bir sıkıntı yok. Çünkü sağ önde kimle oynuyorsun? Onur Butla oynuyorsun. Sadece Ox olarak değerlendirelim bu işi. Yani Ox'a alıyorsun. Hacı Ahmet Oviç'ten vazgeçiyorsun. Ne kadar çok iyi bir günde olmasa da Salih'i en arkaya çekiyorsun. Getson Ox yapıyorsun. Getson'u bir ara sol kanatta kullanıyorsun. Buna gerek var mıydı? Evet o Getsu'nu solda kullanmak biraz ters oldu. Evet ona katılıyorum da. Ben değişiklik yani değişiklik yapmakta o, yani kaçta aldı? 55-60 arasında aldı galiba. Evet o Ben yani. o aralar almasını bir sıkıntı görmüyorum çünkü hapsolmuştuk olmuştuk yani. Hiçbir şey yapamıyorduk. Abu Bakar top geliyor dönüyor. Adamlar soldan sağdan bastırıyor. Yani, o yüzden pek bir şey diyemiyorum oraya. Ama yani hem Salih hem geç hem Salih hem de Amir çıkınca direkt mahvolduk zaten. gerideki yani iki tane ne olduğu belli olmayan ayak var. Orta sahada da Onana var. Onana'nın hatırlıyor musun bir pası var şey, Onur Bulut maç 1-1 iken. Hatırlıyorum. <laughs> yani ya ya yani, Onana ne diye yani mesela yarın öbür gün Onana kim? İşte Onana'nın skills videosu olursa eğer bizim Instagram'da linç ettiğimiz videoyu izlendirebilir. Yani, Onana birebir izlediğimiz adammış. Adamın oynadığı her maçta o videoda güldüğümüz sekanslardan birebir uyguluyor. O videoda neye güldüysek her oynadığı 20 dakikada bize gösterir tek tek. Harbi canlısını çekmeye gelmiş lavuk ya. Evet, biraz şeyden bahsedelim. Beşiktaş'ta iyi gördüğüm bir şey oldu mu? İyi gördüğüm bir şey olmadı benim abi. Senin oldu mu? <laughs> yani... yani çok mu negatifim bilmiyorum ama benim iyi gördüğüm en ufak bir şey yok Beşiktaş'ta. O oyuncu iyiydi. Bu O oyuncu iyiydi diye diyeceğim benim de yok. Ama e, birkaç aksiyondan bahsedebilirim. Mert'in iki kere ayakla çıkışı beni çok mutlu etti mesela. O aklıma geliyor. Evet. Doğru. E, onun dışında Omar Kolle'nin hava toplarındaki hakimiyeti, bir gol, bir iptal edilen gol, tartışmalı gol. Eee lig genelinde hani 7 8 Vida gibi belki çift tane zorlama gibi bir şey bulabilirse Beşiktaş çok ekstra yakalamış olur. Çünkü merkezinden, merkez orta sahalarından gol katkısının eksik olacağı belli Beşiktaş'ın. Ee, yeni aldığı sağ kanadı Raşitsa da gol sayısıyla çok öne çıkmayan bir oyuncu. Daha çok oyun içi aksiyonlarıyla öne çıkan bir oyuncu. O yüzden Toper'den bir e, 7-8-10 gol katkısı Beşiktaş'ın çok avantajını olacaktır. Onu artı sayabilirim. Rozier her ne kadar takık olduğum bir adam olsa da Rozier'i maç boyunca beğenmiştim ee, oyundan çıkana kadar. Beğendiğim oyunculardan biri olmuştu ama işte orada değişiklik yapmak için mecburen Rozier'i çıkartıyorsun oyundan. Onur Bulut'u sağda tutuyorsun ya Onur Bulut'u sağ beke koyuyorsun. Onur Bulut'un da her ne kadar e, sağ, ön şeylerini, sağ ön performansını beğensek de kendi mevkisi olmamasına rağmen sağ bek performansı beni hayal kırıklığına uğrattı. Raşit hiç anlaşamadılar, hiç uyumlu değillerdi. Beşiktaş'ta ee, işte olumlu olarak söyleyeceğim. Bunlar başka da olumlu herhangi bir şey gelmiyor benim aklıma Beşiktaş'ta. Bence de abi yani uzun toplar aracı olumlu bir şey benim de aklıma gelmiyor. Rozier de bence o kadar ha yani onun üzerinden 6 veririm. Ama dediğine de şuradan katılıyorum. Sağ beki Onur Bulut geçince çok kötü oldu. Yani evet. Geçsin Onur Bulut sağ tarafa gibi düşünüyordum. Rozier çıkıp oradan Onur Bulut geçince sağ tarafa hani direkt etki etti bence kötü olduğumuz. Ee, son attıkları maçsa bir şey önce konuşmaya başlamış. Berkeciğim o zaman e, YouTube'a yavaştan veda edelim burada. Biz tamam o zaman Şenol açıklamalar Hocanın, için orada. Şenol Hoca'nın açıklamalarıyla Twitch'te devam edeceğiz YouTube'daki kardeşler. Eğer e, tekrar tekrarını izlemek istiyorsanız veya canlı olarak katılmak istiyorsanız Twitch TV, Demode TV kanalına gelebilirsiniz. Hepinizi öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. E, biz Şenol Hoca'nın açıklamalarla devam ediyoruz. Hoşçakalın.